Selam arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yine beraberiz. Yoğunluk vardı. Bu nedenle ders de yapamadım. Çokça mail yazıyorsunuz arkadaşlar. Yardım talebinde bulunuyorsunuz. Birkaç saatimi alacak talepler oluyor. Bundan dolayı da yardımcı olamıyorum. Böyle az zaman olan sorunlarınızda yardımcı olmaya çalışırım. Mesela Veysi arkadaşımız şöyle bir örnek göndermiş. Burada sayfaya göre kayıt yapmak istiyor. Şurada sayfaları hazırlamış kendisi. Yaşlılık, yurt dışı, aktif ölüm, pasif ölüm, ölüm geliri, toptan SGK'da çalışan bir arkadaşımız. Duruma göre bu sayfalara kayıt yapmak istiyor. Böyle bir yardımda bulundu. Hem böyle bir şey yapabiliriz. Öncelikle bir sayfa açıyorum. Şurası bizim ana sayfamız olsun. Butonlarımızı falan buraya yerleştirmemiz lazım. Sayfanın zemine de bir renk verdim. Buraya da bir buton alıyorum. Her zaman yaptığımız gibi. Butonun özelliklerinden kayıt diyoruz. Kayıt formu. Tabi burada bir normal bir başlığını da yazar. Ekleden Word art deyip artık dilekçe kayıt mı? Bu neyin nesidir? Dilekçe kayıt diyelim. Dilekçe. Hele dilekçeler. Ya da bilmem SGK yazsın. Buraya herhangi bir şey yazar. Kendisi. Ben zaten bittikten sonra ona maille atacağım. Şimdi kayıt formunun içine girip bir user form açıyorum arkadaşlar. User formda bize lazım olan başlıklarımız, hani şu sayfalardaki başlıklar lazım olacak. Kayıt tarihi diye. Hemen bir frame alıyorum. Frame'in caption'ını sildim. Kayıt tarihi. İçine bir text box alalım. Kayıt tarihi. Şöyle tam ayarlayamadığınız zaman arkadaşlar, şurada top diye bir menü var aşağıda. Şuradan mesela 12'dir ya, bunu 14 yapıyorum. Hatta 15. Tam istediğim gibi ortaladım. Tekrar küçülteyim, sayfayı göreyim. Sonra kayıt tarihinden sonra TC kimlik no, ad, soyad, başka ne var? Talep tarihi. Şuraları seçip backstyle'ını 1 yapıyorum. Şuraya TC no, TC no dedik. Şuraya ad, adı diyelim. Şuraya soyadı. Ve buraya da talep tarihi. Talep tarihi. Şuraya da kaydet diyeceğim. Ama bir eksiğimiz var. Şuraya en üstte dilekçe tipi diyelim. Talep tipi diyelim. Şu yukarıya da talep tipi diyeceğiz. Talep tipi. Evet. Şimdi buraya bir combo box alıyorum. Şimdi arkadaşımız yarın öbür gün bu sayfaların sayısını artırabilir. Kaç tane sayfa eklerse eklesin tüm sayfa isimlerini yukarıya aktaracağız. Şu kombonun içine aktaracağız arkadaşlar. Evet. Şöyle bunu biraz uzatalım. Şunları da uzatabiliriz. Tamam. Hepsini şöyle yukarıya alalım biraz. Ve buraya kaydet diyorum. Temizle diyorum.
Ondan sonra kapat diyorum. Tamam. Şimdi şunların boyutlarını, height'lerini 20 yapmak istiyorum arkadaşlar. Height 20 olsun. Şunlara da 20 diyelim. Tamam. Biraz yazı boyutlarını da büyütsek iyi olacak. Yazı boyutu da kalibri 10 olsun. Birazcık da sağa kaydıralım. Tamam, güzel. Şöyle. Ve formun caption'ına da talep kayıt formu diyelim. Talep kayıt formu. Şimdi şuradaki ana sayfadaki şu butonumuz var diye biz geldik ne yaptık? Şu butona çift tıkladık. Ve içine user form 1.show diyeceğiz. User form 1.show. Şöyle tıkladığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi formumuz geldi. Şimdi şuranın içerisine şu sayfa isimlerinin gelmesi gerekiyor. Hemen onu yapalım. Bir dakika arkadaşlar. Pardon arkadaşlar. Evet, şimdi devam ediyoruz. Şimdi formun initialize kısmına şuraya sayfaları aktar. Sayfaları olmaz arkadaşlar. Sayfaları yazmanız lazım. Bunu ya da başka bir şey de yazabilirsiniz. Sap sayfaları aktar dedik. Ya da lari de demeyelim. Sayfa aktar diyelim. Sayfa aktar. Tamam. Şimdi bir değişken tanımlıyorum. Dim x as integer diyelim. For x eşittir 2 2 arkadaşlar niye 2 dedim? Çünkü ana sayfamız 1'de ya. 2 buradan başlıyor sayfa sonuna kadar. 2 2 sheets parantez içinde x nokta name diyoruz. Peki sayfa sonuna kadar pardon sheets nokta count diyeceğiz. Şurada next dedim. Şimdi şunlara bir isim verelim. Bunun ismi combo box talep tipi diyorum. Şu aşağıdakine date diyelim. Talep tarihi. Şuna txt tceno. Tceno. Şuna txt ad. Şuna txt soyad. Şurasına da date dt talep tarihi. Talep tarihi diyorum. O diğeri kayıt tarihi mi dememiz lazımdı şuna. Yani şuna kayıt tarihi diyecektik arkadaşlar. Ne çıktı ya? Kayıt tarihi. Şuna DT talep tarihi. Şimdi geldim for next'in içine. Diyorum ki combo box talep tipi nokta add item neyi ekle? Sheets x nokta name'i ekle arkadaşlar. Sheet x nokta name yani sayfanın burada sayfa isimlerini bulacak ve oraya aktaracak. Bir çalıştıralım bakalım. Talep aktarmadı. Bir saniye niye? Ha, o user click'in içine yazmışız arkadaşlar. Bunu user siz de fark etmişsinizdir. Bunu initialize kısmına yazacağız. Evet, şimdi çalıştıralım. Kayıt formu diyorum. Talep bakın gördüğünüz gibi sayfalarımın ismi burada. Mesela yeni bir sayfa eklediğimi farz edin. Şöyle en sona bir sayfa daha ekleyelim.
Şuraya deneme sayfası diyorum. Şimdi gelelim ana sayfamıza. Şöyle bakın, en altta deneme sayfası da var arkadaşlar. Tamam, buraya kadar tamam. Şimdi hemen kapatmamızın içine unload me dedik, kapatma. Bir de çarpıyla kapanmasın diye şunu query close'a da eğer close mode eşit değil 1 ise cancel eşittir 1 dedik. Cancel eşittir true dedik. Dolayısıyla artık şurada çarpıyla da kapatamaz duruma getirdik. Şimdi kaydet dediğimiz zaman hangi kayıt sayfa, hangi sayfa açıksa oraya kaydedeceğiz. Hemen kaydetin içine girelim. Dim sor as byte diyorum. Sor eşittir message box talep kaydedilsin mi? Kaydedilsin mi? Virgül 68 diyorum. Virgül kaydet diyorum. Eğer sor eşittir 7 ise, yani hayır ise exit sub. Tabii hepsinden önce, sordurmadan önce eğer diyeceğiz. Eğer combo box talep tipi nokta list index arkadaşlar küçüktür 0 ise veya txt talep tceno talep tarihi diyelim, kayıt tarihi txt yok date time dt kayıt tarihi, onu zaten atayacağız ama yine de yazalım. Nokta value eşittir boş ise veya txt tceno nokta value boş ise veya txt add boş ise veya txt soyad boş ise veya dt talep tarihi eşittir boş ise den aşağıya bir end if yazalım. Bir mesaj formu da yapalım yine her zamanki gibi. Şuraya mesaj diyelim. Şuraya bir resim koyalım arkadaşlar. Bir resim mi koysak? Ya da direkt bir yazı yazdıracağız buraya. Şöyle bir frame çiziyorum. Frame'in caption'ı sildim. Frame'i tam böyle üste yapıştıracağım. Şuraya şunun zeminini siyah yapıyorum. İçine de bir yazı yazacağım. Şöyle genişlettim. Ondan sonra bunun fontunu da yine kalibri kalın kaç yapalım? 20 yapalım. Yazının rengini de yeşil yapalım arkadaşlar. Ve ismini de LBL mesaj diyelim. Şu label bir yazısını da silelim. Böyle bir şey yazdım. Ve buraya yine bir buton. Butona da tamam diyorum sadece. Evet. Buraya hatta bir resim de getirmek istiyorsanız. Küçük bir resim. Yine buradan ikonlardan şöyle Apple'yi de getirelim. Bunu sola hizalayalım arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Şöyle. Şu tamamı da biraz boş. Şuradaki eklatörü de buraya da T yazınca T'nin altını da çizmiş olduk. Şu tamamın içine de unload me dedik. Tamam. Şuna da FRM mesaj ismini verelim bu formada. FRM mesaj.
Şimdi tekrar user form'a girdim. Kaydetin içine girdim. Diyorum ki burada eğer list index 0'dan küçükse, kayıt tarihi boş, yani bunların herhangi biri boş ise, yani şunlardan herhangi biri boş ise şöyle yazıyorum. FRM mesaj nokta LBL mesaj nokta caption eşittir. Lütfen ya da şöyle diyelim. Lütfen demeyelim. Eksik bilgi var. Eksik bilgi var diyelim. Tamam. FRM mesaj nokta show ya da eksik bilgi var da bilgiler eksik diyelim. Eğer eksik kontrol ediniz. Böyle bir şey yazdık. Şu altına da exit sub diyeceğiz. Aşağıya gitme artık. Yani şunu demek istedik. Bir şeyler eksik girdiğimiz zaman bilgiler eksik. Kontrol ediniz. Hatta lütfeni de ekleyelim. Şuraya lütfen kontrol ediniz. Tamam. Buraya kadar tamam. Bir de ne yaptık? Bunları indeks sıralamasını yaptık mı? Tab indekslerini. Bunun tab indeksi tab indeks 0. Şunun tab indeksi 1. Şunun tab indeksi 2. 3. Şunun 4. Şunun da 5. Şu 6. 7 ve 8. Evet. Şimdi arkadaşlar bir de form ilk açıldığı zaman şu sayfa aktarın altına şunu da yazalım. DT kayıt tarihi nokta value eşittir date diyoruz. DT talep tarihi nokta value onu boş bırakalım arkadaşlar. Sadece çalıştırdığım zaman kayıt tarihi herhalde şimdiki tarih midir acaba? Şimdiki tarih kayıt tarihidir. Buradan dosya sayfa ismini seçecek, talep tipini, sonra TC'yi yazacak. Ad, soyad, burada da kayıt talep tarihini yazacak. Örneğin 01.06.2020. Kaydet dediğim zaman da ilgili sayfaya kaydolacak arkadaşlar. Ne yaptık mı zaten bitmiş olacak. Şimdi kaydete geldim. Burada dedi ki kaydedilsin mi, talep kaydedilsin mi? Eğer hayır ise çık. Evet ise buraya yazacağız şimdi. Şimdi şöyle yazıyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki sheets parantez içinde şuraya sayfa adı combo box talep tipi nokta value şunu yazayım da doğru bir şey olacak mı? Evet. Şimdi ben buraya şey sheets combo box talep tipi nokta value dedim. Buraya sayfanın adını yazdım bir nevi arkadaşlar. Normalde sheets işte şeyler yazıyorduk ya. Yani sayfa ismini yazıyordu. Bu da sayfa ismini burada çektim. Nereye kaydedeceksem buraya sayfa ismini buraya aldım. Nokta rows diyorum. 2 nokta insert dedim. Sonra yine aynısını şurayı aldım. Range A 2'ye
A2'ye neyi alacağım şimdi? Seçilen sayfanın A2'sine kayıt tarihi alacağım. DT kayıt tarihi nokta value. Şunu kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Sonra ne diyorum? B2'ye C2 D2 ve E2 sayfadaki verilerimiz burada. Şuraya TXT TC kimlik no. Şuraya TXT ad. Şuraya TXT soyad. Şuraya da DT talep tarihi nokta value dedik. Ve sayfaya kayıt yaptık. Sayfaya kaydettikten sonra temizliyoruz şimdi. Combo box talep tipi nokta list index eşittir eksi 1 diyorsunuz. TXT DT kayıt tarihi nokta value eşittir. Yine date diyoruz. Peki oraya farklı bir tarih yazmış olabiliriz. TXT TCNO nokta value eşittir boş. TXT ad nokta value eşittir boşluk. TXT soyad nokta value eşittir boşluk. TXT başka ne var? Talep tarihi. DT diyeceğiz. DT talep tarihi nokta value eşittir boşluk. Combo box talep tipi nokta set focus. Bu aynı zamanda temizle de oluyor arkadaşlar. Bunun aynısını kopyalıyorum. Ve şu temizlenin içine aynı kodları da yapıştırıyorum ekstradan. O zaman şuraya bunun hepsini yazmamıza da gerek yok. Buna sadece şunu yapabiliriz. Şu combo 2 diye arkadaşlar. Şu combo 2 command buton 2 click'i buraya yazdım mı aynı zamanda temizle demiş oldum. Daha kısa yoldan. Kapatı da yaptık. Bitti. Farklı makro olarak kaydetmemiz gerekiyor. Dosyadan inşallah verilerimiz gitmez. Farklı kaydet. Nereye kaydetsin? Masa üstüne makro içerebilen çalışma kitabı dememiz lazım. Kaydete bastım. Ve masa üstüne de kaydettik. Şimdi arkadaşlar şu mesajı soranlarınız da oldu. Bunu daha önce de söyledim. Dikkat, belgenizin bazı bölümleri belge denetçisi tarafından kaldırılan kişisel bilgiler içeriyor olabilir. Bu mesajı gelmemesi için şunu yapacaksınız. Seçenekler diyorsunuz. Eklentiler değil, güvenlik merkezi. Güvenlik merkezine yine gelip şurada dosya şurada herhalde gizlilik seçeneklerinde, evet. Gizlilik seçeneklerinde bakın şuradaki kutunun işaretini kaldırmanız lazım. Eğer bu soruyu sık sık alıyorsanız kaydederken dosya özelliklerinden kişisel bilgileri kaldır kutusunu kaldırırsanız bir daha kaydet dediğinizde bu sorunla karşılaşmazsınız. Bir de şöyle bir şey eksik bıraktık. Şurada TCN 11 karakterlidir. Bunun max lengini arkadaşlar max lengini 11 yapıyorsunuz. Bir de buraya rakam dışında bir şey yazılmasın diye buraya çift tıklıyorsunuz. Eğer diyorsunuz not is numeric ise bunu daha önce söylemiştik. TXT TCNO nokta value ise den TXT TCNO nokta value eşittir boşluk 2 nokta üstte TXT TCNO nokta set focus demeniz lazım ki oraya artık rakam dışında bir şey yazılamayacak. Bakın bir deneme yapalım. Mesela biz toptan ödeme yaşlılığı seçiyorum. TC numarasını yazdım. Bakın 11 karakter. Adı Ahmet. Soyadı Demir. Talep tarihi 25.05.2020. Geliyorum. Kaydet diyorum. Kaydet ismi. Evet diyorum. Bakın nereye kaydoldu arkadaşlar. Gidip bakalım. Toptan ödeme yaşlılığa bakın. Şöyle kaydolduğunu gördünüz arkadaşlar. Tabii bir sıkıntımız var. Şuraya insert diyerek ekledik ya. Bence böyle yapmayalım. Farklı bir kayıt şekli, farklı bir şekilde yapalım. Kaydede giderken şu insert'i kullanmayalım. Hep alt alta yapıştıralım. O zaman şöyle yapıyorum. Şuraya bakın dikkat edin. Dim
T ya da S, DS diyorum. Dolu satır. DS as long diyorum. Şuraya DS eşittir. Şunu alıyorum. Hani seçili sayfadaki nokta range diyorum. A'nın işte kaç? 200 bin dilekçe. 200 bine kadar git. Nokta end xlab diyoruz. Nokta row diyorum. Burada dolu satırı buldum. Ve şurada A2 yerine bu ikileri siliyorum. Şuraya arkadaşlar DS artı 1 diyorum. Ve diyorum buraya. DS artı 1. Kopyaladım. Şunu yapıştırdığınız zaman sürekli alt satıra yapıştıracaktır. Hatta denemesini de yapabiliriz. Bir de her sayfaya ana sayfa diye bir buton yerleştirelim. Bakın bunu şöyle bir buton alıyorum buraya. Mesela bu sayfalar makro almışız. Bunu sileyim, pardon. Direkt şu butonu alıyorum. Şuraya ana sayfa diyorum. Özelliklerden buraya ana sayfaya dön dedim. Buranın içine giriyorum. Sheets ana sayfa nokta select diyorum. Ana sayfaya dön. Bunu yazdım. Şimdi ben bu butonu kopyalayıp ya neyse buna gerek yok ya. Şöyle bunu uğraşır. Zamanımız artmasın, gitmesin. Buna gerek yok. Zaten 4 sayfadır. Şimdi bir denemesini yapalım arkadaşlar. Hemen pasif ölümü seçtim. TC numarasını yazdım. Ahmet Demir. Hep Ahmet yazıyorum ya. Ali Taş diyelim. Ali soyadı Taş. Talep tarihi 02.05.2020. Evet. Şimdi gidelim arkadaşlar. Pasif ölüme gidelim. Gördüğünüz gibi buraya kaydetmiş yine. Ha, insert'i kaldırmadık ya. Şu insert'i silmedik arkadaşlar onun için. Şimdi insert olunca üstteki yazı biçimi nasıl ise alttaki de o şekilde tipini o şekilde ayarladığı için ben hoşuma gitmedi. Bir daha deniyorum son kez. İKMH olsun. TC numarasını yazdık. Ali dedik. Soyadı Taş dedik. 02.05.2020 kaydet dedim. Şöyle bir kişi daha kaydedelim. Yine İKMH. Mehmet, pardon TC yazıyorum. Buraya Mehmet Ay 05.05.2020 ve kapattım. Şimdi gidelim İKMH'ye bakalım. Gördüğünüz gibi iki kişiyi burada kaydetmiş. İstediğin sayfaya kaydedebiliriz. Bir de şöyle bir şey ekleyeyim. Şurası değiştiği zaman arkadaşlar bunun evet, pardon, bunun change'ine. Bu değiştiği zaman TX'te TC no nokta set focus yapıyorum. Yani şunu yaptım. Ben buraya geldim. Buradan herhangi birini seçtiğim anda TC no'ya konumlandı. TC'yi seçtim. Adı Mehmet Aslan 04.05.2020. Kaydettim. Mehmet Aslan aktif bölüme kaydoldu gördüğünüz gibi. Bir de yapmışken şuraya da listeleyelim mi arkadaşlar?
Yapmışken burada listesini alalım. Her sayfanın listesini alalım. Şuraya da Google SGK logosunu herhalde kullanabiliriz. Sıkıntı olmaz galiba ya. Buraya SGK'nın logosunu da alalım. Orası da boş kalmamış olur. Şöyle masa üstüne kaydettim. Şuraya bir resim çiziyorum. Bende sanki şöyle bir şey kalmış hafızada. Her çizdiğimde bu resim geliyor. Masa üstünde şu logoyu aldık. Şunun picture size'ını da şöyle yaptık. Şimdi şu altına da bir list box alıyorum arkadaşlar. Biraz aşağıya indiriyorum. Tamam. Şimdi yine buraya bir frame çiziyorum. Hatta gidiyorum şeydeki frame'i hazırlamıştık ya arkadaşlar. Şu mesajdaki şu frame'i. Şunu kopyalıyorum. Geliyorum şuraya yapıştırıyorum. Biraz büyük oldu. Şunu 18 yapalım. Burayı da daraltıyorum biraz. Uzatıyorum şuraya kadar. Şu yazıyı da uzattım. Ve arkadaşlar şurada text align center yapıyorum. Şimdi ben buradan bu LBL mesajdır ya. Bu LBL baslık olsun. LBL title olsun. LBL title olsun. Şimdi ben bunun change'ine şunu yazıyorum. LBL title nokta caption eşittir combo box talep tipi nokta value diyorum. Yani şunu yaptım. Buradan hangisini seçersem başlık o aşağıdaki gibi değişti gördüğünüz gibi. Şimdi yanına da ve tırnak içinde listesi diyorum. Listesinde şöyle biraz boşluk vereyim. Tamam. Yani ben buradan hangisini seçersem liste olarak da gelecek ve sayfadan da buraya çağıracağız arkadaşlar. Kaç dakika oldu ya? 33 dakika. Evet, hemen tamamlayalım. Madem yapıyoruz arkadaşlar, yardımcı oluyoruz. Tam olsun. Şimdi bir de şuranın içine kayıt şuraya kayıt Allah Allah listele kayıt listele bir prosedür yapıyorum şimdi. Şuraya sub kayıt listele. Arkadaşlar şunun ismini ne yapıyoruz? Şunun ismini LST LST kayıtlar diyorum. Kolon header'i true yapıyorum. Devam edelim şimdi şuraya. Sözde birkaç dakikalık bir örnek yapacaktık, uzadı. Şimdi LST kayıtlar nokta kolon nokta kolon kont eşittir. Kaç kolondan oluşacak diyoruz. Sayfaya geldim, herhangi bir sayfaya 1, 2, 3, 4, 5, 5 kolon. 5. Sonra diyorum ki LST kayıtlar nokta kolon width eşittir. Kayıt tarihi için kaç yazalım? 80 virgül. Evet, TC kimlik numarası o da 100 olsun. Adı 120, soyadı 120, talep tarihi o da 100 olsun. Tamam mı? Ondan sonra
Şimdi gelelim. LST kayıt nokta row search eşittir. Eşittir. Combo box talep tipi nokta value, onun ismi geldi. Ha, şuraya ben şey yazacağım. Bir dakika, inşallah burayı becereceğiz inşallah. Tırnak açıyorum. Ve bu yine ve tırnak içinde ünlem A2 2 nokta üst üste E tırnağı kapatıyorum ve inşallah olur. Olmama. Bir de şuraya bir şey daha yazacağım. Hatırlıyorsanız arkadaşlar kaydederken kayıt şeyi alıyorduk, sayısı alıyorduk, satır sayısı. Şuradan alıyoruz. Şunu alıyorum. Şöyle devam edeyim. Buraya bir çare bulabilirsek iyi olur. Neredeydi ya? Ha, şurada. Şuraya dim ds as long demiştim. Dolu satırı da aldım. Şuraya ds diyorum. Dolu satır. Ve bir hata verdi. Şimdi eskiden normalde ne yapıyorduk? Şöyle yapıyorduk. Nesnede kayıtlı row search eşittir. Tırnak içinde örneğin pasif ölüm ünlem A2 2 nokta üst üste E bilmem DS diyorduk. Mesela böyle yapıyorduk. Burada hata vermiyor dikkat ederseniz. Ama ben burada her seçtiğim sayfa için çağırmaya çalıştığım için şunları yazmasak acaba ne olur? Hiç denemedim ama. Şöyle deneyelim. İnşallah bu sefer olur. Direkt böyle yazdım. Bir çalıştıralım bakalım ne olacak. Buradan birini seçtiğim zaman hata verdi. Şurada hata verdi. 1, 2, 3, 4, 5. Şunu buradan alalım. Bunu şeye yapıştıralım arkadaşlar. İlk program açıldığı zaman initialize kısmına yapıştıralım. Şuraya. Olum with. DST kayıtlar nokta kolum ne diyeceğiz? Bir dakika burada ne hata veriyor ya? Kolon genişliklerinde hata verdi ya. Bunu bir sileyim bakalım. Saniye, biz burada ne yapmışız? Şu nedir bu? Yok, kolon kontinü burada da yapabilirim. 5. 5 kolon. Kolon genişliği burada da yazabiliriz. Arkadaşlar şunu bir inceleyeyim de ondan sonra uzamasın video. Arkadaşlar şunu kaldırdım ya. Bunları iptal ettim. Burada ne eksik var ben anlamadım. Zaten şuradan hazırladım zaten. Şuradan bakın kolon sayısı 5 dedim. Bir de şöyle bir şey daha eklememiz lazım. Şuraya. Burada neredeydi? Listelede. DS demişim ya. Burada eğer diyeceğim. Eğer. Eğer. Dolu satır
büyüktür bir ise, birden büyük ise böyle neden else diyeceğim değil ise, yani birden büyük değil ise o zaman hiç kayıt yoktur. Hiç kayıt yoksa şu DS'ye ihtiyacımız yok. Buraya E2 diyeceğiz sadece. Buraya da end if. Şimdi bir çalıştıralım bakalım ne oldu. Şimdi mesela buradan geliyorum. Yaşlılık. Bakın yaşlılık listesi hiçbir kayıt yok. Mesela yurt dışı kimse yok. Pasif ölüm. Pasif ölümde niye böyle yaptı ya? 2 diye, 2 mi diyeceğiz buraya? Eğer bir dakika. Pasif ölüm. Dolu satır burada 1. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika şurası. Niye bu hatayı verdi? DS diyeceğiz. Exit sub diyeceğiz buraya. Else böyle. Ya da direkt şöyle yapalım. Exit sub buraya da yazalım. Şuraya da 10 error next yazdım. Ne bu hatayı verdi ya, ben anlam veremedim bazen. Şurayı seçiyorum. Kimseyi getirmedi. Şuradan 3 2 kişi. Şuradan 2 kişi. Şurada. Bak burada bir hata var. Burada bir sıkıntı var. Bir dakika, her halükarda şey yapsak nasıl olur? DS. Şöyle yapalım. Eğer DS eşittir 1 ise böyle yap, şu else'yi siliyorum. Şunun defi yok. Tipi A2'den E'nin doğru satırına. Ya niye hata veriyor arkadaş? İki kişi, hiç kimse yok. Bir kişi var, kimse yok. Aktif ölüm A2'den E'nin de dolu satırına kadar. Dolu satır. Şöyle yapsak. Hiç if falan kullanmadan bir dakika. Şunları siliyorum. Dolu satır artı bir diyorum. Tamam. Şimdi bakalım. İşte bu kadar. Allah Allah. Hangisidir? Toptan ödeme yaşlılık. Toptan ödeme yaşlılık. Burada niye hata veriyor ya?
Kayıta mıyız? Of, çok uzadı ya. Cık uzamasını istemiyordum ama. Evet, şimdi buradan yurt dışına geldik. Gösterdiği kimseyi listelemiyor artık. Listelemesi lazım. Bir dakika arkadaşlar. Kayıt listele. Kayıt listele. Dolu satır dedik. Dolu satır bu. Kayıtlardaki row search talep tipi. Şuraya bir trim yazayım arkadaşlar. Noktalık sayfalardan dolayı mı acaba ya? Hiçbir kayıt listelemiyor artık. Neyse arkadaşlar, maalesef ders bayağı uzadı. Ben bunu beceremedim. Beceren varsa zaten yorum satırına yazsın. Mail atsın. Ben halledemedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi listelemiyor ama kayıt yapıyoruz. Hasan ya da Cemal Gül 01.05.2020 dedik. Burada yine hata verdi. Doğru satır. Listelemede sıkıntı yaşadık kısacası. Nasıl gördüğünüz gibi Cemal Gül kaydediyor. Yani kayıt işlemini yapıyor, sadece listelemiyor arkadaşlar. Hani listelemeyi de aslında şöyle yapabiliriz de, hani biz buraya eklediğimiz için sıkıntı çıkıyor. Normal şartlarda şöyle yapmış olsaydık. Mesela nereye yazsaydık arkadaşlar? Şu alt tarafa buton halinde yazsak sıkıntı olmaz aslında. Şöyle yazalım aşağıya. Şöyle. Mesela yaşlılık. Şunu kopyalasam. Gelip şuradaki buraya yaşlılık yazsam. Yaşlılık. Buranın içine girip şu sayfayı buraya alabilirim arkadaşlar. Mesela şu hata aldığımız yer var ya, listeler. Bunu silelim bence. Şunu da şuraya alayım. Şuraya. Şu üsttekileri. Şurayı şöyle. Şu kodu buradan kopyalıyorum. Gelip şu yaşlılık butonun içine girip sayfa adı yaşlılıktır. Şuraya yapıştırıyorum. Biz şuradan hata alıyorduk arkadaşlar. Bu şu sheets kısmı var ya, şurası. Biz ne buraya value diyoruz ya. Yani. Doğru, böyle dememiz lazım. Evet. Neyse, şuraya şöyle yazmış olsak ve şuraya da şöyle yazarsak hiçbir sıkıntımız olmaz. Yaşlılık. Bakın mesela çalıştırıyorum. Yaşlılık diyorum. Hemen listeliyor. Mesela yaşlılığa bir kayıt açayım. TC yazdım. Ayşe Çetin dedik. 01.05 2020 kaydet. Kaydettik. Bakın gördüğünüz gibi Ayşe Çetin hemen buradan
listelendi. Yani bu şekilde yapabilirdim de hani ben daha farklı bir yöntem denedim. Olmadı. Siz benim o yöntemi becerebilen ya söylesin. Şimdi de yurt dışını yapayım mesela. Hemen şuranın içine girdim. Buraya yurt dışı. Buranın içine girdim. yaşlılıkınki nerede? Ha, şurada. Bunun aynısını kopyalıyorum. Şuranın içine girdim. Ctrl V ile yapıştırıyorum. Şuraya ne diyorum? Yurt dışı. Şu sayfanın ismi bu olduğu için şunun yerine ya, yurt dışı yazarsam hiçbir sıkıntı kalmaz. Bakın şimdi ana sayfaya geldim. Yurt dışı diyorum. Yurt dışında bakın şöyle istediğim kayıtları listeleyebiliyorum. Ama ben hani buradan seçtiğim sayfayı listelesin istiyordum. Olmadı. Bir de şuranın başlığı da yanlış yaptık. Şuranın başlığında yaşlılık yazdık ya. Yaş büyük harfle. Yaşlılık. Şunun içine girdik. Şuraya combo buton 4 nokta caption diyeceğiz. Şuraya şöyle nokta caption ve listesi. Şuna da common buton 5 şuraya common buton 5 nokta caption ve listesi diyeceğiz. Yani burada seçtiğim zaman yaşlılık listesi, yurt dışı listesi gibi liste. Dersimiz bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Ders çok uzadı arkadaşlar. Başarılar diliyorum.